tekrardan yeni bir videoya hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. İstikrar tutturduk galiba. Evet, evet. Cuma'dan cumaya video. İnşallah cumadan cumaya bundan sonra video atacağız diye düşünüyoruz. Cuma akşamları saat 8'de standart haline getirmeye çalışacağız. Biz de özlemişiz sizin güzel evet. yorumlarınızı. Gerçekten çok sağ olun. Sorulardan aslında gelişen bir video oldu bu. En çok karavanda merak edilen işte enerji sistemleri, su, işte maliyetler gibi hani işte vergi vesaire, onları ilerleyen şeyinde hemen videonun devamında bahsedeceğiz. Önce kısa şundan bahsedelim. Çok fazla soru olarak şu geldi. Hani ağır bir enerji kullanılıyorsa, işte çamaşır klima, makineleri, klima, vesaire. Fırın vesaire kullanılıyorsa onları nasıl kullanabiliriz maliyetsiz olarak, yani düşük maliyetlerle diye soruldu. Tabii ki yüksek elektrik sistemleri kurduğunuz zaman kullanabiliyorsunuz ama çok ciddi maliyetler çıkıyor. Onun için bir çözüm var. Hemen şimdi o videoya geçiyoruz. Tekrar geliyoruz. Enerji sistemini nasıl yapıyorsunuz? Çünkü bu sene şey oldu. Deprem muhabbeti olduktan sonra özellikle insanlarda işte kışın evimi, karavan kullandılar. Evet, yani evimi satayım, karavan alayım, aynen tam zamanlı şey, yaşayayım. Tin house yapayım. Instagram'dan vesaireden çok fazla soran oldu bunu. Normal kendi bizi gördükleri zaman da çok fazla soranlar oluyordu bunu ama önerecek bir ürün bulamıyorduk, denk gelmiyordu. Şunu yapamıyoruz yani elektrik sistemiyle işte klimaydı, fırındı evet. vesaireydi ya da işte bulaşık makinesi vesaire çalıştırmaya kalktığınız zaman kaç para çıkıyor? Daha yeni baktık. Yaklaşık 150-200 bin lira sadece bir elektrik sistemi kurmak gerekiyor. Ama normal bir karavan ihtiyacınız görecek bir sistemi 50-60 bin liralık bir sistem bile kursanız işinizi görüyor. Onu şöyle çözebilirsiniz bu arada. Fikir olması için söylüyorum. Ki öneririm de aynı şekilde. İşte klima çalıştırmak için, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, işte fırın, yani yüksek watt çeken fırın. Şeyler. Bunları güneş enerjisiyle çalıştırma şansınız yok. Çalışırsanız da çok yüksek maliyetlerle çalışıyorsunuz. Yerli üretim. Ulubey Enerji'nin mesela PR4500 modeli var. Anlık sabit olarak 3500 watt verebiliyor. Anlık yüksek wattta 4000 watta kadar destekleyebiliyor. Bu tarz bir ürün tercih edebilirsiniz. Fiyat performans olarak diğer ürünlere yani %25-%30 civarında bir fiyat var. Ya aslında şöyle karavancıların dilinden anlayabileceği şekilde neredeyse 2 akü 3 akü fiyatına Hayır. Evet 2 akü 3 akü. Sulu akü 2 akü 3 akü. Yani jeneratör akü koymaya kalktı 1 akü fiyatına falan geliyor. Fiyatı şu yüzden belirtmiyorum. Malum ülkemizde her şeyin fiyatı anlık olarak değişiyor. Aşağıya zaten linkleri bırakacağım. Hem güncel fiyatlarına bakabilirsiniz hem ürün özelliklerini linklerden inceleyebilirsiniz. Öneririz. Yerli üreticiyi desteklemek gerekiyor. Bunu zaten söylüyoruz. Ve böyle bir ürünü aldığınız zaman klima çalıştıracaksınız, çalıştırırsınız. İşte fırın çalıştıracaksınız, çalıştırırsınız. Benim için çok... fırın çok önemli. Ya tabii canım. O yüzden söylüyorum sürekli. Fırın çalıştırabilir. Evet fırın gerekiyor ama tüplü fırın almaya kalktığın zaman da şu anda kaç para olmuş? Çok para olmuş. Yani orijinal 20 bin lira falanlardan bahsediyorlar. Bunun içine öbür şeyleri de dahil ettiğin zaman iş değişiyor. Ses olayını çok merak edenler oluyor. Onun için bir deneyeceğim aleti. Şöyle yere alalım bakalım. Desibel ölçerim dedim sizin için. Paraya kıydım. Gel abi. Şimdi. Boş ortamda. Şu an bak ben konuştuğum anda 88'lere falan çıkıyoruz. Gözüküyor değil mi şu anda? Sustum. 50 desibellik bir yerdeyiz. Tut bakalım. Şöyle gel kameraya sen de. Ne kadar yakıyor yakıt olarak? Saatte 0.4 litre yakıyor. Yani yaklaşık 1 litre benzinle 3.5 saat gibi çalıştırabiliyorsunuz. Yükte olarak bahsediyorum bunu bu arada. 4 zamanlı bir motor kullanıyor. Yani bizim eski jeneratör gibi işte yağla benzini karıştırmak zorunda kalmıyorsunuz. O zaman linklerini aşağıya bırakıyoruz. Detaylarını aşağıdan bakabilirsiniz. Hadi devam edelim. Enerji sistemine çok büyük maliyetler harcamak istemiyorsunuz ama atıyorum zorda kaldığınızda veya kullanmak yani bir şeyleri kullanmak istediğiniz zaman sadece bu karavan için değil tabii ki de yani tin house işte elektrik olmayan yerler vesaireler için de kullanabileceğiniz ikinci bir şekilde bu şekilde bir alternatif sistemi de her zaman düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi asıl soru su uzaktasınız vesaire siz nasıl taşıyorsunuz? Belki uçurumdan yuvarlanıyordu. Harbiden çok kötü düşüyordum o gün. O çektiğim videoyu çektiğim an çok düşüyordum. Bunu da böyle söyleyeyim. Belki uçurumdan yuvarlanıyordum. Diyecekler ki sen hiç mi sevmiyorsun bunu? Yok şey yani tabii ki şu traktörcü an, abi kurtardı. Aynen şu an komik geliyor tabii ama o zaman değildi. Tabii, o videoyu şey olarak görmeyecekler tabii. Normalde yuvarlanışını görmüş. İkinci gittiğim su almayı görecekler. Aynen. İlk beşliklerden yapmıştım. Beşlikler arkaya ağır gelince tam virajda devrildi. Traktörcü sağ olsun tuttu çekti beni şeyin içinden. Karavanda yaşıyoruz şundan. Diye işimiz yok sanıyorlar. Oturuyoruz her dakika zannediyorlar. Şimdi geçelim suyu nasıl taşıyoruz onu da gösterelim size hemen. Gelelim su mevzusuna. Suyu nasıl taşıyoruz?
O çok fazla mesela soruluyor. Suyu nereden buluyorsunuz? İşte uzaktayken karavanı nasıl götürüyorsunuz, ediyorsunuz diye. Bunu da biraz PCX'i öveceğim. Şöyle çevirerek göstereyim size. Bir adet PCX 150 bütün işimizi çözüyor arkadaşlar. Yani bunu X-Max'e de denedim ben daha önce. N-Max'e vesaire denedim. Bu kadar çok su taşıyabilen bir motor daha yok. Yani şöyle göstereceğim size. Şu an evet yüklü makine. 20, 40, 60. Bu 35 litre. 10 litre burası. 105. Burada 10 litre var. 115. Burada var 125 litre. Yani şöyle baktığınız zaman birçok ufak karavandaki 100 litrelik depolara yakınlık tek seferde tek başına taşıyabiliyor. Bu da zaten iki defa attığın zaman yaklaşık bir haftalık suyunu çıkartmış oluyorsun. Gayet keyifli oluyor. Alışverişimizi vesairemizi de yapıyoruz. Yani tam zamanlı karavan hayatında özellikle büyük araçta motosiklet olmazsa olmaz. Honda PCX'ten çok memnun kaldık ya o konuda. Gerçekten çok memnun kaldık yani. Hadi gidelim. Neyse sağ salim. Burada. Evet evet. Sıkıntı yok. Su olayı da bu şekilde taşıyoruz. Buradan traktörcü abiye teşekkür ederiz. Evet, kocamın hayatını kurtardığı için. Onun dışında yazdığımız notlardan şöyle. Bir de şey çok fazla yani böyle Instagram'dan da YouTube'dan da yorumlardan da yazan oldu. İşte jandarma meselesini neden o kadar kısa tuttunuz vesaire. Onu aslında çok fazla konuşmak istemiyoruz. Bu bizim canımızı sıkan da bir mevzu aynı zamanda. Ama zamanı geldiğinde detaylı olarak anlatmayı planlıyoruz. Aynen öyle planlıyoruz. Çünkü biraz biz de soğuyalım. Ya gerçekten şey oluyorsunuz. Kötü hissediyorsunuz kendinizi evet, ya. Evet. Siz mesela sahili sıfır bile durmasanız, arkasında duruyor olsanız ve hiçbir şey yaymamış bile olsanız, masa sandalye yaymamış bile olsanız, sadece arabanız park halindeyken bile sahil kenarında mangal yakıp, ateş yakıp, semaverde çay demleyen, gürültü yapan insanları bir ellemeyip karavancıyı kovalıyorlar. Çok ciddi bir problem bu ama bu zamanı geldiğince yavaş yavaş ve biz de karavancılar olarak da buna bir çözüm bir arayacağız. Örgütlenmek vesaire hani aynen öyle. Şey yani, olmuş, bir birlik olarak en azından. Buna bir şeyler yapacağız. Bir evet. Diğer konu vergi vesaire oluyor. Yani ne masrafınız oluyor vesaire olarak çok soran olan oluyor. Ben şöyle söyleyeyim. Yiyecek olarak yani yemek hariç çünkü yemeği herkes yemek hariç, yiyor. Evet, onu yemek hariç ona yapacak bir şey yok. Herkes yediği için bizim tek bir yere aylık ödememiz gereken net paralar şu internet parası ödüyoruz. İnternet ve telefon. Ve telefon parası ödüyoruz yani, fatura olarak. O da işte totalde şöyle söyleyeyim. Totalde internetimiz, telefon faturalarımız bu yıllık vergisiymiş onları bölerek vesaire mazotu katmadan söylüyorum. Mazotu ayrı söyleyeceğim çünkü ben mazot her zaman şey yani siz gezmek isterseniz tabii mazota ihtiyacınız var. Bir yere çekip bir yılda orada kalabilirsiniz. Yani evde nasıl kalıyorsak aynı yerde. Aynı şekilde burada da kalabiliriz. Bölerek geziyorsunuz zaten. O yüzden vergisini, sabit masraflarını aracında, vergisi, sigortası vesairesi onları da böldüğümüzde bizim yaklaşık 1250 lira, 1200 lira civarında aylık da çıkıyor. Aylık masrafımız var. Peki ne bu derseniz şöyle söyleyeyim. 6 aylık vergisi 1050 lira. Tabii bu 1050, 2100 lira yapıyor şu anda. Tabii bu bizim araç hani yaştan dolayı da biraz. Yaştan dolayı ama yakın herhalde ya. Genellikle. Yeni araçlar biraz daha yüksek olabilir. Bir tık daha yüksek oluyor. Karavan olduğu için bu şekilde vergisi. Otobüs olarak geçmiyor. Karavan olarak geçtiği için. Sigorta yine aynı şekilde karavanı geçtiği için. İlk sene 1711 liraya yaptırdık. İndirim geldi. 2600 küsür liraya yaptırdık. İndirim geldi. Bu sene tekrar indirim gelecek. Muhtemelen 3500 liraya falan yaptıracağız. Öyle yani, saçma bir durum. İndirim. Bindir indirim. Yani motor bile 1800 lira sigortasını kesmişiz poliçe olarak. Aynen. Onun dışında mazot olayımız mesela biz geçen sene Fethiye'den başladık. Fethiye, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Seferihisar, oradan Balıkesir, Çanakkale, Bozcaada tekrar geriye döndük. İşte Fethiye. Balıkesir, İzmir, işte gezerek Akyaka vesaire yapıp tekrar Fethiye'ye döndük. Toplam 7500 liralık mazot aldık. Bunun içerisinde şu anki mazottan hepsi yüksekti. Yani 24,5'lardan evet, aldık, 28'lerden aldık, 20-30'lardan aldık. Çok ciddi o yüksek rakamlardan yüksek aldık mazotları. Yani 7,5-7500 lirayı aylığa böldüğünüz zaman çok ufak, çok komik bir rakam yapıyor yani. Tabii canım. Yani hiçbir yerde tatil, hiçbir şey yapamazsın ama geziyorsun. Yapamazsın yani o yüzden yakıtı aslında otobüsün evet ilk zamanlar bizi daha çok yoruyordu. Çünkü tahminimizden daha fazla mal olmuştu bize otobüs. Ama şu an yakıt olarak bizi üzmüyor. Yani litre bazında da 100 kilometrede 20 ile 22 litre civarında yakıyor. Düz yol, rahat kullanıyorsan 18'e kadar düşürdüm ben. Çanakkale'den gelirken. Abiye de söz ver. Ablaya da söz ver. Ben
Ben heyecanlıyım biraz ya. Evet, Berker çok heyecanlı ya. Bunu çok zamanında da konuştuk. Benim sözümü kesmek istediği için falan değil. Berker evet, çok evet, heyecanlı. Değil, değil. Aşırı heyecanlı. Ama sizleri özlemişiz ya. Ben gerçekten de bir o kadar sakin. O yüzden. Şey, bu ne denir ona? Dur, bir şey diyecektim, bak aklım uçtu. Aklım uçtu. Maliyetler. Yok yok yok. Mazot. Yok yok yok. Heh, tamam, mazot. Mazota yakın bir şey. Ya şey, zaten tam zamanlı karavanda yaşıyorsanız öyle 3 gün burada kalayım, 2 gün sonra şuraya gideyim. Ne kadar olmuyor, gezeceksin ki? Ne yani şey istiyorsun. Ay şurada bir ay. Hayır, iki ay sonra. Sürekli delidana gibi dönmen ya, lazım. O olmuyor. Olmaz yani. Yani ben Türkiye'yi orayı sürekli öyle gezersem bir yıl sonra biter zaten. Bir sonra bir daha olmuyor. Yani şunu yapıyorsun işte. Tam zaman yaşadığında yukarı aşağı aynen, yapıyorsun. Yani mevsim değiştiriyorsun. Mevsim sıcakken değiştiriyorsun. Soğuğa, soğukken sıcak diyorsun. Aynen, falan filan. Yani o yüzden mazot çok sarsan bir şey değil. Öyle evet, mazot çok sarsmıyor. Ayrıca zaten girme yerlere bir şeyler girme konusunda evet, sınırdaymış o otobüs olarak. Evet. Yani bundan bir tık daha büyüğünü yapma. Evet. Yapma. Yapmayın. Bundan bir tık büyüğünü yapmayın. Bir tık büyüğü gerçekten bir yerlere girmede çıkmada gerçekten evet, sıkıntı yapar biz diye gerçekten düşünüyorum. Gerçekten sınırdayız. Evet. Yani bir sonraki yapacağım araba çok farklı bir şeyler gelecek de. Hayırlısı bakalım. Şu an için keyiflidir yani gayet. Aynen, ben arabamdan aşırı memnunum. Şu manzarası, şu şey bir keyfi. Daha olsa, bir daha satılık olsa gene alırım. Bir tane vardı. Gene alırım. Şimdi Bursa'da karavan yapımına başladı. Ankara'ya evet, geçtiler ama tekrar. Aykut abi. Aykut abi bizim ilk birinci videoda baktığımız ihalesini düşündüğümüz mavi araç şu an karavan olmak için abimiz bir tane aldı evet, onu. Karavana dönecek o araçta. Aynen. Sürekli konuşuyoruz, irtibat çok halindeyiz. Çok güzel biri aldı. Evet, çok güzel bir aileye gitti buradan o da. Buradan da selam olsun kendisine. Bir V6 daha otobüs karavanı olarak gelecek. Çok uzatmayalım. Evet. Haftaya cuma tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Çekmemizi istediğiniz özel bir şey varsa. Evet, soru olarak yazabilirsiniz. Söylerseniz. Videonun aralığında hani bahsederiz. Şöyle bir video çekin. Biz bunu merak ediyoruz. Evet. Karavanda yaşayanlar işte atıyorum. Hani bir günde ne yapıyor? İşte. Onu söyle, onu çekemedik bir türlü. falan filan. Yani böyle aklınıza bir şey gelirse bize de yazarsanız seviniriz. Biz sizleri çok özlemişiz. Yorumlarınızı özlemişiz. Bu kadar ara verdiğimiz için özür dileriz. Aynen. Her cuma saat 8'de buradayız. Kendinize iyi bakın. Üzere. Görüşürüz.